Yeni bir günden herkese selamlar. Öncelikle şu uyarıyı yapmak zorunda hissediyorum kendimi. Eğer daha bu videoyla ilk defa bizimle karşılaştıysanız lütfen serinin birinci videosundan itibaren devamlılık gösterin. Çünkü o videolarda egzersizleri nasıl yapılacağı, ne maksatla yapılacağı, hangi püf noktalarına dikkat edileceği, eğer mevcutta basit, hafif, bedensel, fiziksel sıkıntılarınız varsa onlarla ilgili nelere dikkat etmeniz gerektiği, nefes çalışmalarının nasıl yapılacağı ve karın içeri uyarısını ne amaçla nasıl yapacağımızla ilgili bilgileri veriyorum. Daha çok egzersizlere odak çalışıyoruz. Lakin şimdiki video ile devam edecek olursanız konuştuğumuz konular sizin için havada farazi kalacak olabilir. Uyarımızı da yaptıktan sonra aslında bugünkü videoda da egzersizler üzerinden, egzersizlere odak konuşacağım biraz. Çünkü yedek bir video olarak elimde kalsın istiyorum. Benim yeni video yüklemediğim günlerde sizler şöyle yapmanızı rica etmiştim. En son hangisini yüklemişsem, hangi evde spor çalışmasını yüklemişsem onu tekrar yapın diye. Ama ek, ana ekranınıza, YouTube açtığınızda ana ekranınıza bu videolardan biri denk gelmediği zaman aranızda yapmayanlar, kanala girip oradan son yüklenen videoya ulaşmaya çalışmaya üşenenler diyeyim hani böyle firelerimiz oluyormuş maalesef. O yüzden ben de elimden geldiğince her gün bir video yüklemeye çalışıyorum. Cumartesi günü yeni bir video atmamıştım. Ben de biraz dinlenmek istedim. Hem de geriden gelenlerin de bize yetişmesini istiyorum. Çünkü bunun motivasyonu biraz daha farklı oluyor. Yani aslında bir sorun yok. Geriden geliyor olmanız hiç problem değil. Ben yine sizin attığınız yorumları görüyorum, sorularınızı görüyorum ve elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Lakin bizimle beraber takip edip gidiyor olmak motivasyon anlamında biraz daha etkili oluyor. Isınma egzersizlerini yapmıştık. Bu seride ısınma egzersizlerini biraz daha arttırmıştım baştaki o tempolu yürüyüşü. Çünkü Tempomuzu biraz daha yükselttik zaten bu seride. Bu sebeple ön hazırlığı da biraz daha uzun tutmak istedim. Şimdi esneme egzersizlerini yapıyoruz. Burada omuz genişliğinde ya da omuz genişliğinden biraz daha açık olabilir ayaklarınız. Dizlerinize kadar indiriyor olmanız yeterli. Daha aşağıya kendinizi ve belinizi zorlamanıza gerek yok. Ama bir miktar diz seviyesini aşağıya geçebilirseniz şayet o zaman sadece bel değil tüm omurga daha etkili bir şekilde esner. Şimdi az önceki hareketin çalışmanın etkisini arttırmak için bu sefer kolu baş üstünden de çevirerek mi diyeyim? Baş üstünden de geçirerek biraz daha kuvvetli bir esneme istiyoruz omurgada. Amacımız tüm omurgayı esnetebilmek. Bu yüzden de leğen kemikleri ve bacaklar yerinden oynamıyor, üçgen hizada duruyor. Sadece gövde üzerinde esniyoruz. Öne eğilme şu anki yaptığımız çalışmadaysa oturarak çalışan çalışanlar da keza bizimle aynı şeyi yapıyorlar. Burada bacağın arkasındaki ve iç bacaktaki kasları biraz esnetmek istiyoruz. Genelde de sırt bölgesi ve bacağın arka kısmı, kalça bölgesi, gövdenin daha doğrusu arka kısmı fiziksel rahatsızlıklarda daha gergindir çoğunlukla. Özellikle topuk ve ayak ağrıları çekenler için de etkili. Buradaysa uyluğun yanındaki yani dizle kalça eklemi arasındaki bacağın bu kısmının dış yanındaki Kas ve bant dokusunu esnetmeye çalışıyoruz. Çok fazla esneme egzersizlerinde yer verilmeyen bir çalışmadır tedavi hareketlerinde özellikle ben bu, bu bölgeyi de çalışıyorum. Burası aynı zamanda bağırsakların da refleks alanıdır. Bir kısmı ince bağırsaklar için, bir kısmı kalın bağırsaklar için. Dolayısıyla bağırsak problemini yaşayanlarda bu bantın daha gergin olduğunu görüyoruz. Kalça eklemini de hem de diz eklemini iki eklemi birlikte etkilediği için önemli bir yapıdır. Öndeki ayağa doğru esnemeye çalışın. Arkada kalan ayak dümdüz olacak, bacak dümdüz olacak. Önde kalan bacak bir miktar bükülüyor doğal olarak. Onda bir problem yok. Ayaklar arasında da mümkün olduğunca mesafe bırakmaya çalışın. Şimdi ise kürek kemiği çevresi kasları esnetmeye çalışıyoruz. Sadece kasları değil, aslında bağ yapısını ve nöral yapıyı da yani sinir kılıfı Özellikle sinirin kendisi çok fazla esnemez çünkü. Sinir, sinir kılıfı yapısında esnetmeye çalışıyoruz. Bu esneme egzersizleriyle hepsini kastediyorum. Özellikle kürek kemiğin çevresini çalışıyoruz. Çünkü bu çalışma birinci ve ikinci seri çalışmalarda en çok sırt ve omuz kaslarını kullanıyoruz. Kuvvet anlamında en çok onları yoruyoruz. Bu sebeple bunu da özellikle eklemek istedim. Burada boğazınıza doğru bastırmayın. Hemen altında tiroid var çünkü gövde üzerinden kalsın. Yani ben yaparken çok fazla fark edilmemiş olabilir. Ben boynumun önünden değil gövdemin önünden doğru esnetiyorum. Şimdi boyun çevresi yapıları ve üst sırt çevresi yapıları esnetmeye çalışıyoruz. Başı öne doğru eğdiğinizde elinizle çekmenize gerek yok ama biraz daha etkili bir çalışma olsun isterseniz tıpkı yanları olduğu gibi Öne doğru çalışırken de hafif bir başın arkasından tutarak hafif bir esnetme sağlayabilirsiniz. Mümkün olduğunca 3 saniye orada kalmaya çalışıyoruz. Normalde tedavi hareketlerinde 6 saniye kalırız ama bu çalışma için 3 saniye de yeterli. Esneme egzersizlerini tamamladıktan sonra da kuvvet üzerine olan hem kuvvet hem de eklemlerde hareketlilik sağlayacak mobilizasyon tekniklerini de barındıran egzersizlerimize geçeceğiz. Ayakta çalışmaları ben tercih ediyorum genel olarak. Hem daha az yorucu sizler için ama kalp akciğer ritmini daha çok canlandırıyor. Daha az yorucu derken gelen anlamda yoruluyorsunuz aslında ama bir mat üstü sadece belli izole kas gruplarına göre yapılan çalışmalara nispeten bunun daha az yorucu olduğunu, daha doğrusu daha az zahmetli olduğunu düşündüğüm için ayakta çalışmaları tercih ettim. Şimdi burada ayak ucunda yükselirken bir taraftan diğer şey, diğer taraftan da kolumu yine baş üstünden yukarıya doğru kaldırıyorum. Mümkün olduğunca yanda değil de diğer omza doğru, o hizaya doğru uzatmaya çalışın. Gövdede bir açılma esneme olsun. Çünkü biz bu hareketi yaparken kuvvet anlamında çalışan kaslardan ziyade bir de bel bölgesinden, leğen kemiğinden başlayıp ta omza kadar gelen bir kas var ki çok da önemli bir kastır. Özellikle ağır bir şeyleri katı bir şeyleri, sert bir şeyleri ya da nasıl diyeyim sizi zorlayacak bir şeyleri çektiğinizde bel ağrısı yaşatan yapılardan biridir. Onun da esnekliğini sağlıyoruz aynı zamanda. Yani hem birbirine zıt çalışan yapıları çalışıyoruz. Bazılarına kuvvet yönünde, bazılarına esneme yönünde. Hem de birbiriyle koordineli çalışan kasları özellikle çalışmaya çalışıyoruz. Aralarda da Biliyorsunuz takip edenler biliyor yeni olanlar, yeni aramıza katılanlar varsa aralarda da tempolu yürüyüşleri koyuyoruz. Biraz daha vücudun genel çalışılan, biraz önce egzersizde çalışılan kısmını o sırada dinlendirmek amacıyla ama bu sırada da kalp akciğer ritmimizi düşürmemek maksadıyla. Nefes kısımlarını, nefes çalışmalarını en çok bu alanlarda aktif kullanabilirsiniz. Belki karın içeri çek çalışmasını da en çok bu alanlarda yapabilirsiniz. Sizin için daha az yorucu olur. Yani hala nefesle ilgili zorluk çeken varsa, karın içeri uyarısı ile ilgili zorluk çeken varsa... Bu ara boşlukları kullanabilir tempolu yürüyüş kısımlarını. Şimdiki egzersizde ise göğüs kasını aktif çalışırken bir taraftan sırt kaslarını esnetiyoruz. Sırt kaslarını aktif çalışırken de göğüs kaslarını esnetiyoruz. Çünkü boyun ve omuz problemlerinde en çok bu yapılarda sıkıntı yaşıyoruz. Mesela göğüs kasları daha gergin oluyor omuz problemi olanlarda. Sırt kasları ise zayıf oluyor. Sırt kaslarının zayıf olması kolla ilgili çalışmalarda bize... Maalesef yeterli desteği sağlayamaması anlamına geliyor. Dolayısıyla omuz problemi yaşıyorsanız da boyun problemi yaşıyorsanız da özellikle de kambur duruşta düzeltme adına sırt kaslarının kuvvetlenmesi önemli. Kaslar hem boylarını kısaltarak da kasılırlar hem de boyları uzarken de aynı zamanda kasılabilirler. Bu özellikleri sebebiyle en çok bu hareketleri kullanıyorum. Yani ayakta çalışmanın bize sağladığı böyle de bir konfor söz konusu, bir avantaj söz konusu. Yine aradaki tempolu yürüyüşteyiz. O arada ben de nefesle ilgili bilgi vereyim size. Derin nefes değil ama biraz daha etkili bir nefes yapacağız. Mümkün olduğunca burundan almaya çalışın. Burun delikleriniz çok burun kanallarınız çok açık değilse o zaman ağızdan da nefes alabilirsiniz başlarda ama kendinizi burundan nefes alıp ağızdan nefes vermeye alıştırmaya çalışın. Eğer sinüzitle ilgili problem yaşıyorsanız o zaman burundan nefes alıp yine burundan nefes vermeye çalışın ve 1'e 2 oranını kullanın. bir birim süre anlamında bir birim burundan 2 birim ağızdan üfleyerek güçlü bir nefes vermeye çalışıyoruz. Bu çalışmada dizlerimizi karnımıza çekmek çekmek sizin yani normalde çünkü dizimizi bükerken yaptığımız hareket aynı zamanda da kalçamızı büktüğümüz bir harekettir. Gün içerisinde normalde kullandığımız bir hareket değil bu. Ama dizi kalçaya, kalçaya bükerek karna doğru çekmeden dizin sadece geriye bükülmesini sağlamak bize bir esneklik ve bir mobilizasyon, bir hareketlendirme avantajı sağlayacak. Çünkü belimizde çok kuvvetli belden geçip kasıktan geçip kalçaya inen çok kuvvetli bir kas var ve bel fıtığı ile ilgili ve kalça kireçlenmesi ile ilgili hastalıklarda en çok tutulan kaslardan biridir ve esnetmesi de maalesef biraz zor ve ağrılıdır. Dolayısıyla bunun önünü alabilme adına bu anlamda bize katkı sağlayabilme adına o egzersizi özellikle tercih ettim. Hemen peşinden tempolu yürüyüş değil diz savurma var. Çünkü biraz diz eklemini zorlayan bir harekettir o. Diz savurmayı koyuyorum ki diz problemi olanlar hafif düzeyde en azından, problemi olanlar sıkıntı yaşamasınlar. Onları da bu anlamda rahatlatmış olalım. Sandalyede oturanlar da keza mümkün olduğunca aynı hareketleri bizimle beraber yapmaya çalışıyorlar. Burada kalça ekleminin yana ve içe, iç ve dış yanları hareketleriyle beraber yine kol egzersizlerini kombine ettik. Kol egzersizlerine karın içeri uyarısı geldi bu arada. Kol egzersizlerini yaparken mümkün olduğunca kolları geriye doğru esnetebildiğiniz kadar esneterek yapın. Yani hareketi korumaya muhafaza etmeye çalışın bir taraftan. Karın içeri uyarısını neden yapıyoruz? Karnı içeride tutmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği sürece ama. Yani tüm egzersiz boyunca ya da bir dahaki karın içeri uyarısına kadar karnı içeriye çekip çekili tutamayabilirsiniz ama problem değil. Elinizden geleni yapmanızı istiyorum ben de zaten. Karın kaslarını kuvvetlendirmek çok zordur. Çünkü karın kasları çok daha esnek bağlantı nokta noktalarına sahiptir. Yani diğer kaslar gibi böyle kemikten kemiğe tık tık bir tutunması yoktur. Yelpaze gibi kaslardır ve karın kaslarını kuvvetlendirme ile ilgili egzersizler de spor antrenmanları içerisinde en zor olan çalışmalardan biridir. Bu sebeple biz şimdiden ileride çünkü daha özel çalışmalar da yapacağız. Biz şimdiden bu karını içeriye çekili tutma çalışmasıyla karın kaslarını birkaç grup kastan oluşuyor. Bu kasları kuvvetlendirmeye ve onların mukavemetini, stabilizasyonunu arttırmaya çalışıyoruz. Yine tempolu yürüyüşteyiz. Burada benimle aynı hızda olmak zorunda değilsiniz. Durumu iyi olanlar benden daha yüksek bir tempoda çalışabilirler. Ben durumu daha kötü olanları baz alarak çalışmak zorunda kaldığım için bu tempoyu kullanıyorum. Dilerseniz elleri şimdiki egzersiz için söylüyorum. Dilerseniz elleri dizlere değdirerek de yapabilirsiniz. Biraz daha etkili karın çalışması istiyorsanız o zaman dirsekleri değdirerek de yapabilirsiniz. Aynı zamanda göğüs dönüşünün gövde affedersiniz. Gövde dönüşünün de içeride olduğu bir egzersiz. Oturarak yapanlar bunu daha hafif çalışsınlar. Çünkü dizleri bir miktar karna çekmek gerekiyor. Eğer ayakta çalışamayacak seviyedeyseniz bu egzersiz sizi zorlayacaktır. O yüzden fark ettiyseniz ben de çok hafif uyguluyorum sandalye üzerinde. Siz de benim gibi yapın ve dirsekleri değil sadece elleri değdirin. Benim için de bir dinlenme molası oluyor bu tempolu yürüyüşler. Dediğim gibi herkes kendi temposunu kendisine göre ayarlasın. Yani ben bir belli bir süre içerisinde bir egzersizi 10 kez yapıyorsam siz bunu 15'e de çıkarabilirsiniz. Daha hızlı da çalışabilirsiniz. Ama çalışmalar sırasında lütfen nefes nefesi soluk soluğa kalmayın. Çünkü egzersizle spora başladığınızda vücut daha doğrusu kalp ritmi bir miktar yükselir. Yani nabız bir miktar yükselir. Bu normaldir. Bir miktardan biraz daha fazla. Örneğin normalde nabzınız 75-80 ise 135-140'lara kadar çıkar. Hemen hemen iki katına kadar çıkar. ilk birkaç dakikada. Sonra bir miktar düşer. O 75-80 seviyeleri değil ama. Bir miktar daha düşer. Yüzlerde 90'larda mesela kalabilir. Ve o seviyede devam eder. Sporu sonlandırırken de bir soğuma çalışması yapmak gerekir. Yani daha az yavaşlayarak, tempomuzu düşürerek, daha da azaltarak bir soğuma çalışması en azından son 5 dakika yapmalıyız ki vücutta bir oksijen fazlalığı meydana gelmesin, sizlerde sıkıntı oluşturmasın. Spor yapmanın püf noktalarından biri de budur. Buradaysa biraz daha yüksek bir tekme uyguluyoruz. Tekme atıyor gibi düşünün. Bunu kullanmak isteme isteğimin sebebi de bacaklarımızı bu bacağın arkasındaki hamstring kasları dediğimiz uyluğun arkasındaki ve baldır bölgesindeki kasların aynı zamanda boylarını uzatırken az önce dediğim gibi boylarını uzatırken de kasılabilmeleri. Bu bize fiziksel rahatsızlıklar konusunda yine çok iyi bir avantaj sağlıyor. Özellikle bu yüzden bu yüksek tekme egzersizinin hareketinde eklemek istedim. Aslında başlangıç seviyesi için biraz zor bir çalışma olabilir ama dikkatli uyguladığınızda çok abartmadığınızda, çok kuvvetli bir tekme savurmaya kalkmadığınızda, izlediğiniz gibi, benim yaptığım gibi yaptığınızda herhangi bir sakıncası olmaz. Özellikle de dik duruş sırasında, bel kaslarının gergin olduğu, sırt kaslarının gergin olduğu esnada bunu çalışmak yine bizim için bir avantaj, kalça eklemi ve diz eklemi açısından. Nefes konusunda 1'e 2 demiştim size. Hemen bir örnek vermek istiyorum. Gerçi ben de deminden beri ardı ardına Konuşuyorum bu sebeple biraz e, nefesim daha etkin bir şekilde bir biraz bir miktar zorlanmış olabilir ama şöyle bir ritim uygulayacağız. Nefesi üfleyerek veriyoruz ve aldığımızdan biraz daha uzun sürede vermeye çalışıyoruz akciğerlerimizi bir miktar. Boşaltmaya çalışıyoruz ki etkili bir basınç değişimi sağlayalım ve tekrar yerini güzel bir nefesle doldurabilelim. Sinüzit için söylediğimi unutmayın. Öyle bir sıkıntınız varsa sadece spor sırasında değil gün içerisinde de bu çalışmayı yapabilirsiniz. Burundan nefes alıp burundan nefes veriyoruz ki o bölgeler daha iyi havalanabilsin. Çünkü o bölgelerin yeterince havalanamaması sebebiyle sinüs boşluklarında bakteri oluşumu söz konusu oluyor ve sinüzit dediğimiz durumu yaşıyoruz. Ben de biraz soluklanmış olayım. Ne yapıyorduk biz çalışmalarımızda? 20'ye kadar sesli bir şekilde sayıyorduk. Hadi şimdi onu yapalım sonra neden yaptığımızı anlatacağım. 1, 2, 3 sesi sayalım. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nefes nefese kaldıysanız, son sayıları söylerken zorlandıysanız, temponuz biraz fazla demektir. Onu biraz düşürelim. Daha yavaş, daha nazik çalışalım. Ama herhangi bir sorun yaşamadıysanız nefes konusunda o zaman çok iyi bir tempodasınız. Böyle devam edebilir. Hatta belki biraz yükseltmeyi de deneyebilirsiniz. Bir karın içeri uyarısı daha geldi. Ben tabii şu an bunu anlatırken uygulamıyorum karın içeriği. Çünkü ben şu an bunu yapsam gerçi görüntü üzerine bir ses kaydı bu ama bu çalışmayı şu an yapsam beni öldürür. Çünkü bu kadar seri konuşmaya çalışmak da yine kalp akciğer için bir miktar yüktür. İkinci serinin birinci videosundan itibaren çalışma yaptığımız bu egzersizlerle ilgili herhangi bir değişiklik yok. Benim özellikle birinci videodan başlamanızı isteme sebebim o süreçten bu yana bel fıtığını anlattım, boyun fıtığını anlattım, omuz yaralanmalarını anlattım, diz problemlerini anlattım, kasları anlattım, bağ dokunun nasıl yaralandığını, eklemlerin nasıl yaralandığını, kireçlenme dediğimiz hastalığın eklemlerde nasıl geliştiğini anlattım. Karaciğer'den birinci seride bahsetmiştim galiba. Bu seride yeniden bahsedebilirim belki. Birçok konuda ana temel bilgiler verdim. Dolayısıyla bu sebeple istiyorum ki serinin birinci videosundan başlayın ve öyle takip edin beni. Bu sizin için daha faydalı olacaktır az önceki egzersizi ben kaçırdım dikkat etmedim ama orada acaba yapılacak önemli bir şey var mıydı bilemiyorum. Gövde dönüşü olan hareketlerde özellikle bacağı serbest bıraktım. Ah şimdi geldi. İyi hareket lafının üstüne gelinmiş. Buradaki egzersizde Gövde dönüşü bel fıtığı olan hastaları biraz rahatsız edebilir. Bu sebeple kalça eklemi, diz eklemi ve ayak bile eklemini serbest bırakıyorum ki o ayak ucuna yükselme sırasında bacak da dönüyor biraz. Kalça eklemi de dönüyor biraz fark ettiyseniz. Bunu yapıyorum ki bel bölgesine çok fazla yük binmesin. Aşağıya sabit tutar. Yukarıdan gövdeyi daha çok döndürürsek o zaman Bele binen makaslama yükü daha fazla olacaktır. Ayrıca Bununla ilgili zorluk çekiyorsanız bu hareketle ilgili daha az bir dönüş yapabilirsiniz. Hiç problem değil. Vücudunuz toparladıktan sonra daha rahat bir dönüş yapmanız söz konusu olabilir. Ki bu çalıştığımız hareket de iki farklı, daha doğrusu bacak ve üst gövde ayrı tutarsak şayet, üç farklı hareketin bir arada uygulanışıydı. Özellikle koordinasyon anlamında yani vücut kaslarının ve eklemlerinin birbiriyle uyumlu çalışabilmeleri anlamında önemli bir çalışma. Neden bu koordinasyon bizim için önemli? Biz vücutta bir hareketi yaparken bir eklemde birçok farklı o eklemi ilgilendiren ama harekete ana harekete katılmayan kas eklemin bu kelimeyi hep unutuyorum. Şimdi stabilizasyon diyeceğim onu belki hepiniz bilmiyor olabilirsiniz. Eklemin duruşunu korumaya çalışıyor. Yani bir destek vermeye çalışıyor. Neyi örnek vermiştik bunda? Akrobasi ile ilgilenen, akrobasi sporuyla ilgilenenleri anlatmıştım. Üst üste birbirlerinin üstlerine çıkarak hani yapıyorlar ya kule kuruyorlar ikili ya da üçlü. Altta olanlar ne kadar sağlam tutarsa kendine üsttekilerin de o kadar rahat çalışmaları söz konusu olur. Vücudumuz da aynı bu şekilde işliyor. Bu yüzden birkaç farklı egzersizin mesela şu anda uyguladığımız gibi birkaç farklı egzersizin bir arada yapılmasını daha uygun gördüm. Daha etkili olduğunu düşündüğüm için çalışmaya ekledim. Çok şükür de bununla ilgili de bir sorun almadık. Burada da yine kalça eklemini oynatmaksızın daha doğrusu öne karna doğru çekmeksizin dizle ilgili bir çalışma yapıyoruz ama fark ettiyseniz Kalça eklemini de çok hafif dışa doğru döndürüyoruz burada. Ellerle ayak birbirine başta temas etmeyebilir. Dert etmeyin. Vücudun hareket kabiliyeti arttıkça ve Hareketi algılayan o almaçların, reseptörlerin uyarımı, uyarım kalitesi yükseldikçe siz isteseniz de istemeseniz de ayak tabanı ile el birbiriyle otomatik olarak kavuşmaya başlıyor. Yine burada diz savurma çalışması var. Az önceki hareketin dize verdiği yükü azaltmak için. Oturanların bu hareketi yapması belki biraz zor olabilir ama onlar da denesinler bir süre sonra rahatlıkla yapabileceklerini görecekler. Bu diz savurma hareketi diz eklemini rahatlatma açısından çok etkilidir. Normalde diz hastalarına da öğretirim ben bu hareketi. O yüzden de bu programın içine dahil etmek istedim. Karın içeri uyarısı ile ilgili bir sıkıntısı olan varsa, nefesle ilgili bir sıkıntısı olan varsa ya da Fiziksel rahatsızlıklar hafif hafif de olsa yaşayanlar varsa lütfen yorumlarda geri dönüş yapmayı ihmal etmesinler ki bir sonraki seriye ya da bir sonraki çalışmaya sizlerden gelen geri dönüşlerle başlayacağım. Ama öyle sanıyorum ki bu serinin egzersizleri ve videoları bayram sonuna kadar devam edecek. Yeni çalışmaya enerken belki daha geç de olabilir sizlerden gelen dönüşler nasıl olursa en erken bayramdan sonra başlamayı planlıyorum. Şu anda sayımız az ve bu bizim için çok büyük bir avantaj. Yani benim sizleri takip edebilmem açısından çok büyük bir avantaj. İleride katılım arttıkça artık herkese olan odam aynı olmayabilir. Örneğin isimlerinizi aklımda tutamayabilirim. Daha önce attığınız yorumları hatırlamayabilirim. Bu da bizim için iletişim anlamında <laughs> iletişim anlamında çok özür dilerim bir miktar sıkıntıya neden olabilir. Şimdi burada ilk çalışmalarımızda ilk seri çalışmalarda sadece elleri birleştirmiştik sadece el çırpar gibi bir hareket yapmıştık. Şimdi ise dirsek eklemlerini birbirine değdirmeye çalışıyoruz. Göğüs kası açısından ve sırt kasları açısından çok daha etkili ve çok daha yoğun bir çalışma. Sizlerden ricam eller mümkün olduğunca Yukarıya doğru kalksın yani dirsekleri düzeltmeye çalışın. Daha gergin bir kol yapısına ulaşmaya çalışın. Ve eller baş üstünde her iki el birbiriyle temas etsin mümkün olduğunca. Yani hareketi tam randımanla yapalım ve kolları mümkün olduğunca geriye doğru açmayı unutmayalım ki. Aksi halde sırt kaslarında istediğimiz kuvvetlenmeyi ve hareketliliği sağlayamayabiliriz. İşte... Kollar önde kalarak yaparsanız o zaman omuz eklemiyle ilgili sıkıntı yaşamanız söz konusu olabilir. Göğüs kaslarını esnetme açısından da ayrıca keza zaten çok önemlidir. Dediğim gibi boyun ve kamburlukla ilgili şikayetlerde omuz problemlerinde göğüs kasının gergin ve içerisinde küçük küçük kuluçlu noktaların olduğunu görüyoruz. Ve bu kası esnetmeden bu hastalıkları çözmek mümkün olmuyor. Ama özellikle de omuzla ilgili, omuzda kas sıkışması ile ilgili hastalıkta bu kası esnetmek de çok ağrılı olabiliyor. Yine benzer bir hareketin tekrarını yapıyoruz. Mümkün olduğunca kollarınızı geriye doğru çekmeye çalışın. Karın içeri uyarısı ile ilgili de tekrar hatırlatma yapmak istiyorum. Mümkün olduğunca karnı içeride tutmaya çalışın. Hatta mümkünse çalışmamızın başından sonuna kadar hep karnı esneme egzersizleri kısmı hariç hep karnı içeride tutmaya çalışın. Ama mümkün olmuyorsa salın arada dert değil. Bu sebeple ben e, ara ara ve sürekli karın içeri uyarısını veriyorum. Karnımızı içeriye doğru çekiyoruz ve orada tutmaya çalışıyoruz. Nefesi bunun üzerine çalışıyoruz. Ha karnı saldık diyelim, yorulduk, yordu bizi. Saldık diyelim. Problem değil. Nefese yine aynı şekilde devam etmeye çalışıyoruz. Bizim egzersizlerimizde akciğer kapasitesi çok fazla değişmediği için hareketin hangi kısmında nefesi içi, nefes içeri yani nefes alıp hangi kısmında nefes verdiğinizin çok bir önemi yok çünkü akciğer kapasitesi hemen hemen hepsinde aynı. Aksi aksi bir durum söz konusu olduğunda da ben zaten sizlere uyaracağım. Bir önceki videolarda kan dolaşımıyla ilgili size bilgiler vermiştim, varisle ilgili konuşmuştuk. Vücudumuzda kan dolaşımının iyi olması gerçekten çok önemli. Özellikle de o en ince kan yapıları, kan damarları ne kadar dokuyu iyi besliyorsa bizim için sağlıklı olmadığına o kadar avantajlı. Bu organlarımız için de aynı. Kas eklem dokuları için de aynı. Beynimiz için de aynı. Değişen hiçbir şey yok. Ve kan dolaşımını en iyi destekleyen çalışmalardan biri spordur. Biz hep böyle bir ömür spor yapmak zorunda mıyız? Aslında hayır. Gün içerisinde aktifsek, daha doğal ortamlardaysak yani ev ve şehir yaşantısı dışındaysak ya da çok aktif bir çalışma iş hayatımız varsa çok da spor yapmak zorunda değiliz. Belki biraz daha sadece böyle akşamları yatmadan çalışacağımız esneme egzersizleri, günün yorgunluğunu atma anlamında yapacağımız esneme egzersizleri bizim için yeterli olabilecekken ama modern hayatın içinde yaşıyorsak o zaman evet bu da tıpkı besinler gibi, tıpkı su gibi, hava gibi vücudumuzun bir ihtiyacı. Siz ona ihtiyacı olanı veriyorsunuz. Ekstra bir şey yapmıyorsunuz. Mümkün olduğunca da egzersizleri uyumlu seçmeye çalışıyorum ki sizin için bu çalışma bir hamallık olmasın, faydasını görün. Kini tekim gelen yorumlardan çok fazla yorum ya yani izleyen izleyici sayısı kadar onun yarısı kadar bile yorum gelmiyor ama Belki problem yaşamadıkları için olabilir. Belki de sadece bilgileri dinlemek için izliyor olabilirler. Yani egzersizleri yapmıyor olabilirler. Bilemiyorum. Ya da benim izleyicilerim özellikle çoğunluğu belli bir yaş üzerinde olduğu için onların telefonlarında ya da bilgisayarlarında YouTube'a YouTube'a kayıt oldukları bir hesap olmadığı için belki yorum yapamıyor olabilirler. Problem değil ama Sizlerden gelen geri dönüşlere bakılırsa herkesde bir toparlanma artık baş gösterdi ve bir iyiye gidiş söz konusu. Bu anlamda bu çok güzel. Çünkü bir fizyoterapist olmama rağmen inanın sadece hastalıklar üzerinden egzersiz programları paylaşmak ya da bilgi içerikleri paylaşmak manevi anlamda biraz yorucu olabiliyor. Biraz çöküntü verebiliyor. İnsan istiyor ki böyle güzel şeyler konuşsun iyi şeylerden bahsetsin ve gerçek bir iyileşme istiyorsak şayet tüm vücudumuzla birlikte buna beslenmemiz de dahil tüm vücudumuzla birlikte bu işin içinde olmalıyız. Tabii bunlar bizim fiili duamız yani biz kendimize şafi değiliz ya da ben sizlere şafi değilim. Ama şifa bize gelene kadar yapacağımız bu çalışmalar bizim fiili duamız yerine geçiyor ve şifayı olan talebimizi güçlendiriyor. Bu anlamda çok önemli. Ve daha kaliteli bir iyileşme potansiyeli yakalayabilme adına da bu çalışmalara başlamayı uygun gördüm mü diyeyim, aklıma öyle takıldı mı diyeyim. Siz nasıl anlamak isterseniz öyle düşünebilirsiniz. Bazı egzersizler birbirini tekrar ediyor. Çok zorlayıcı bir çalışma olmasını istemediğim için mümkün olduğunca daha basit egzersizler koymaya çalıştım. Özellikle bu ara dinlenmelere özen gösterdim. Ama ileriki çalışmalarda bu ara tempolu yürüyüş dinlenmelerini çok fazla kullanmayacağız. Daha çok aktif egzersizler üzerinden gideceğiz ve yağ yakımına da odaklanmaya çalışacağız. Belki biraz daha yüksek kas yenilenmesi, bağ yenilenmesi yakalamaya çalışacağız. Çünkü daha önce de anlattım biliyorsunuz, bağ doku da gerilim altında kaldığında ancak adam akıllı iyileşir. Yani Hiçbir fiziksel hastalık yoktur ki bunu hep tekrar ediyorum. En büyük faydayı egzersiz ve spordan görmüyor olsun. Hangi tedavi yöntemi size uygulanırsa uygulansın, ilaç tedavisi olabilir, oksijen tedavisi olabilir, kortizon tedavisi olabilir vesaire vesaire. Ne olursa olsun fiziksel hastalıklar özellikle de vücut mekaniğini düzeltme adına mutlaka ve mutlaka egzersizlerle beraber tedavi edilmeli, beraber uygulanmalı cümleyi o kadar uzun kurdum ki başında ne söylediğimi unuttum. O yüzden cümlem devrik olduysa şayet kusuruma bakmayın. Burada omuzları çevirme de yapabilirsiniz. Biraz bazı yerlerde ben belirgin yapmaya çalıştım. Ne kadar anlaşıldı bilmiyorum ama kamburlaş dikleş şeklinde de çalışabilirsiniz. Evet şimdi burada yapıyorum mesela kamburlaşıyorum dikleşiyorum. Yani sadece omuzdan ve kollardan bir hareket değil gövdeyi de kamburlaştırıp dikleştiriyorum. Bu ayrıntıyı da atlamamakta fayda var. Sanıyorum ki bu zamana kadar çok bundan bahsetmemiştim. Bir nefes molası koyduk şimdi buraya. Şimdi kollarımızı yukarıya doğru kaldırdığımızda akciğerlerimiz bir miktar daha fazla genişliyor. İndirdiğimizde biraz daha azalıyor. Ama burada çok fazla bir fark yok arada. Özellikle omurganın büküldüğü, öne ya da arkaya doğru büküldüğü hareketlerde akciğer kapasitesi biraz daha değişir. Ya da gövde sabit leğen üzerinden bir etki sağladığımızda aynı şekilde akciğer kapasitesinde bir değişme söz konusu olur. O zaman akciğer kapasitesinin arttığı, hacminin arttığı yerlerde nefes alıyoruz. Azaldığı, küçüldüğü ya da normale döndüğü yerlerde nefes verme şeklinde çalışıyoruz. Ama dediğim gibi bizim çalışmalarımızda çok fazla fark etmiyor bu kapasite. O yüzden hangi harekette nefes alacaktım dur aman burada vermeyeyim de tutayım gibi yapmayın. Özellikle de nefes tutmayı hele hiç yapmayın. Tansiyon hastalığına hiç değinmedim. Fiziksel aktivite ve egzersiz alışkın olmayan bünyeler için tansiyonun yükselmesine neden olabilir. Bu yüzden dikkatli çalışmakta fayda var. Özellikle hipertansiyonu olan hastaların ayakta çalışıyor, çalışabiliyor olsalar dahi kendilerini gözlemleyebilme adına önce sandalye üzerinde çalışma yapmalarını tavsiye ederim sizlere. Şimdi yeniden işte o az önce bahsettiğim soğuma çalışmalarını yapıyoruz aynı aynı zamanda. Yani biraz önceki nefes çalışmasıyla birlikte ve esneme egzersizleriyle beraber vücudu artık soğutmaya çalışıyoruz. Şimdi yavaş yavaş nabız düşmeye başlayacak. Normale doğru inmeye başlayacak. Hem başlarken daha az sakatlık riskini daha doğrusu daha azı indirebilme adına ve bitirirken de yaptığımız çalışmanın vücuda verdiği yükü azaltabilme, vücudu rahatlatabilme adına esneme egzersizleriyle yine sonlandırmayı doğru buldum. Burada Hareketi daha rahat yapabiliyorsanız artık ayaklar arasındaki mesafeyi biraz daha açıp genişletebilirsiniz ki iç bacak kasları biraz daha etkili bir şekilde esnesin daha etkili bir sonuç alabilelim. Yine burada da dediğim gibi ayaklar arasında ikisini birbiri üzerine çaprazladıktan sonra ayaklar arasında Güzelce bir boşluk bırakmaya çalışın ki egzersizi daha rahat yapabilirsiniz. Eğer öndeki ayağa doğru eğilemiyorsanız o zaman her iki ayağın ortasına doğru eğilerek de yine çalışabilirsiniz. Ama etkili bir sonuç alabilmek için mümkün olduğunca öndeki ayağa doğru esneme yapmaya çalışıyoruz. Oturanlar da keza aynı şekilde. Onlar da bacaklarını yaparken sağa ya da sola çaprazlama şeklinde biraz açmaya çalışsınlar ki çünkü oturarak çalışanlarda bu TFL bölgesinde maalesef yeterli esnemeyi sağlamak çok mümkün olmuyor. Elinizden geldiğince bu etkiyi arttırmaya çalışın derim sizlere. Dilerim sizler için etkili bir çalışma olmuştur. Çok güzel bir ilgi gördü sizlerden. Açıkçası benim beklediğimden çok daha yüksek bir ilgi gördü. Sizler bunu çalışmaya yapmaya devam ettikçe Sizdeki değişimlere gören, şahit olan akrabalarınız, komşularınız, onlar da iş arkadaşlarınız ya da onlar da bize katılacaklar. Eğer siz tavsiyede bulunursanız mutlaka ve mutlaka özellikle birinci videodan çalışmaya başlamalarını tavsiye edin onlara. Eğer de ben, eğer ki ben Yeni video yükleyemezsem en son yüklediğim videodan rica ediyorum. İhmal etmeyin. Çalışmalarınız boşa gitmesin. Çünkü bu hafif bir çalışma. Dolayısıyla her gün yapmanızda bir sakınca yok. Ve kalp akciğer sağlığınız için, kan dolaşımınız için, vücudunuzun genç kalabilmesi için ve egzersizlerle beraber bir miktar stres de atıyoruz. Daha sakin bir yaşantı için düzenli spor yapmanın etkisi o kadar yüksek ki Keza yorumları okursanız zaten bu etkileri de yorum yazanlar sizlere anlatıyorlar. Esneme egzersizleriyle beraber videoyu sonlandıracağız. Kırmızı ekran açıldığında sizinle paylaşmak istediğim başka konu içeriklere ya da bu videoda konuşmuş olduğum konularla alakalı daha ayrıntılı bilgilerin olduğu video videolar açılacak sizin için üst köşelerde. Onlara direkt tıklayarak o videolara o an içerisinde direkt ulaşımınız söz konusu olacak. Geldik bir videonun daha sonuna. Yeni bir günde yeniden görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.